Hanılar Beyler TV100 ekranlarına nokta canlı yayınına hoş geldiniz. Konuğum Türkiye'nin en çok çalışan müzisyenlerinden, sanatçılarından Koray Avcı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, şimdi hemen sorularla başlayayım. İş dördüncü soru. Yurt içi ve yurt dışında yılda 250'den fazla konser veriyorsun. Bu pandemiden önce tabii ki. Evet. Beni anlamanız için mutlaka sahnede izlemeniz gerekir. Beni YouTube'dan ya da albümden anlayamazsınız. Konserime gelmeniz lazım diyorsun. Şimdi soruyor soruyu sormadan önce hemen bunu konuşmak istiyorum. Niye bu kasten yapılan bir şey mi insanlar gelsinler diye? Yok hayır tabii değil. Ha? Yani böyle ya onları da dinle albümü. Tabii albüm satılmıyor artık dijital öyle olarak onları evet. da dinle filan diyorsun ama. Peki sonra sonra der ne konserlere de gel mi demek bu? <laughs> ne var Yani? Peki soruyu soruyorum. Tamam peki. <laughs> Konserlerinde neler oluyor gerçekten? Her şey var. Her şey var ne demek? Yani Kabare yapıyoruz, sohbet ediyoruz, derdimizi anlatıyoruz, şarkı söylüyoruz, eğlendiriyoruz, düşündürüyoruz, hatırlatıyoruz, unutturuyoruz, sonra tekrar hatırlatıyoruz. Ee, beni sadece şarkılarımı dinleyerek anlayabilirim mümkün değil Okan abi. Gelip orada canlı canlı görmeleri lazım. Çünkü ben evimde gibi davranıyorum insanlara. Hmm. Kendi evimde gibi. Yani bu gerçek. Bunu zaten gelen anlıyor. Ve daha rahat kendimi ifade edebiliyorum. Sonuçta albümde sadece şarkı söylüyorum. Orada hikayelerimi de anlatabiliyorum. Derdimi de anlatabiliyorum. Güncel herhangi bir şeyi orada kapsayabiliyorum. Buyurun siz sizde diyebiliyorum yani. O yüzden e, sahne <laughs> benim için çok önemli. Peki bu kadar çok çalışmak nasıl içinden mi geliyor çalışmak? Çünkü aslında alışık olmadığımız bir şey bu. Bu kadar çok konser veren, il il dolaşan, yurt dışında bu kadar çok konser veren başka sanatçı yok şu sıralarda. Yani evde oturuyorum pandemi anı ben öyle biliyorum. Vallahi ben de bilmiyorum ama pandemi döneminde evde oturunca fark ettim. Çalışmak bana iyi geliyor. Diğerlerde olmak bana çok iyi geliyor. Ki konser yapmadan önce sokak gösterileri yaptığımda da albüm çıkmadan önce kendi mini konserlerimi yaptığımda da hiç boş durmuyordum. Sanırım ben boş durmayı sevmiyorum. Ki kendimi anlatabildiğim en iyi yer sahne. Sanırım bu yüzden sürekli çalışmak iyi geliyor. Bir de insanlara ulaşmak güzel Okan abi. Birilerine ulaşmak, tanımadığın insanlara şarkı söylemek çok keyifli. Peki iş konusunda 8. soruyla devam ediyorum. Ağustos ayında yaptığım bir röportajda oyuncu olmayı düşünürüm ancak kendi yazdığım senaryoyu oynarım. Herkes her işi yapabilir algısı yaratmak istemiyorum ama sinema geçmişim olduğu için oyunculuğa da adım atabilirim diyorsun. Bahsettiğin sinema geçmişin, tiyatro geçmişin ne? Senaryo yazıyor musun? Tiyatro geçmişi Ve var. soruyorum şimdi sinema projen ne? Bir senaryo yazdım ama. <laughs> evet evet. evet. Yok abi, kesinlikle cevap vereyim. Bir senaryo yazdım. Bir bir sokak müzisyeninin hayat hikayesini yazdım hmm. ve e, kendi kendim yazdığım için oynayabileceğimi düşündüm. Tabii öyle söylendiği kadar kolay değil bunu biliyorum. Ama denemekte fayda var. O ben zor de bunu olan galiba insanın kendisini oynaması o çok zordur zaten. Kendimi oynayayım demeyeyim de o zaman çok iddialı olur çünkü sonuçta bazı şeyleri değiştirebiliyorsunuz yani. Artık. böyle bir X kişi mi acaba böyle? Böyle diyelim Sana aynen bir X bir kişi. Evet. Ilham alan bir kişi Evet gibi öyle böyle. öyle düşünüyorum. Hmm. Yani ben kendi hayatımı oynayacağım diyecek kadar bir şey yaşadığımı düşünmüyorum. Ne kadar hızlı yaşasam da hayatı. Yani şöyle bir 18 ile 30'a baktığım zaman çok hızlı yaşamışım yani fazla tüketmişim her şeyi. Hmm. Hmm. Öyle düşünürsek evet zor. Ama henüz daha bir şey yaşadığımı düşünmüyorum. Ama bunu böyle senaryolaştırıp bir kağıda döktüğüm zaman biraz üzerine farklı şeyler kattığımda değişik biri çıkıyor ortaya. Ne kadar bana benzese de ben aslında birisini oynamış olacağım ama bana benzeyen birisini. O yüzden kolaylaşabilir diye düşünüyorum ve lisedeyken Mama Kültür Merkezi'nde eğitim almıştım ben. Tiyatro bölümü vardı. Orada bir süre eğitim aldım. Böyle biraz sahne sanatlarıyla ilgilendim ama çok fevri olduğum için devam edemedim nası çok fevri nasıl ne demek çok fevri <laughs> yani ezber sorunu yaşıyorum galiba öyle bir problemim vardı o yüzden ama fevrilik nerede yani her şeye kafam bozuluyor yok hayır o o anlamda değil ee, daha çok kendi bildiğini okuma diyelim hmm. kendi bildiğimi okuyordum yani hmm. çıktığım zaman e, hoca bir tekst verdiğinde ya da bir yazı verdiğinde onu e, göstermek istediğimde yazılanları değil de kendi uydurduğum şeyleri yapmak daha çok hoşuma gidiyordu hmm. sahnede de onu yapıyorum zaten. Peki bu iş konusunda ikinci daha sonra gelecektim ama şimdi ikinci soruya geçelim. Ee, üniversitede öğrenciyken bir yetenek programına arkadaşınla katılıp beatbox ve volkan konak taklidi performansı sergiliyorsun. Daha sonra da sokaktaki akustik performanslarını kendi YouTube kanalında yayınlıyorsun ve izlenme rekorları kırıyorsun. Ünlü olmayı görünür olmayı insanların senden haberdar olmasını çok mu istiyordun o sırada? Şimdi dönüp baktığın zaman yapmasaydım. ...dediğin bir şey var mı? Soruyorum şimdi. Bütün bu sorular ve üzerine. Acaba çok mu yeteneklisin? Öyle mi buluyorsun kendini? Yalı Yok. İnsanlar mı öyle buluyor? Hayır öyle düşünmüyorum. Yetenekli olduğumu düşünmüyorum. Çok yetenekli olduğumu düşünmüyorum. Bir şeyler yapabiliyorum elbet ama... ...her şeyi yarım bıraktım ben. Çoğu şeyi yarım bıraktım hatta. Mesela piyano dersine başladım şimdi. Yarım bırakmışım yani. Şu an tamamlamak için çabalıyorum. Otuzuma geldim. Biraz zorlanıyorum erken başlasınlar hmm. bir an önce hmm. ee, ama e, mesela yetenek yarışmasına katılma sebebimiz arkadaşımızla beraber e, eğlenmek tabii ki o yarışma programını hafife almak falan değil tamamen eğlenmek için ama yaptığımız bir şeydi. De... Benim de izlenimim şu, be, be, ben bir ara bundan tereddüt ettim yani çünkü orada çok yetenekli bir çocuk var bu yarışmaya katılan ve volkan konak e, taklidi yapan sonra o, o o çocuk orada taklidini yaptığın ki taklidi yaptığı kişiye mi dönüşüyor? Yok. Ee, bizim kulisteki halimizde şu anki halim çok bambaşka mesela heyecanlıyım burada kendimi tam ifade edebilmek için mesela bir içinde böyle bir şey anda. var yani. anlatabiliyor muyum ee, şimdi hiç televizyon görmemiş birisi arkadaşıyla hı. beraber televizyon izlerken hadi bu yarışma programına katılalım ee, ben beatbox yapayım ki o zamanlar sokakta müzik yapıyordum ben hı hı hı. mesela hı hı. çıkıp bir gitarla şarkı da söyleyebilirdim orada hı hı. bunu yapabilirdim belki evet, çok niye bambaşka yapmadın? Niye öyle bir şey yapmadın? İstemedim yani benim amacım ünlü olmak değildi ki ya da çıkayım da programda birinci olayım. Orada o görüntüyü yakalıyorsunuz bir süre sonra. Çünkü karşınızda işte Hülya Avşar var, Acun Ilıcalı var, Ali Taran var, birçok insan var. Şimdi sokakta şarkı söylemeye benzemiyor ki böyle dut gibi kalıyorsunuz. Sonra işi bir anda o kulisteki o, o karmaşıklık, o insanların çabaları sizi otomatik olarak şeye sokuyor. Biz de yapacağız, biz de yapmalıyız. Herkes yarışıyor ben de yapacağım. O duruma getiriyor sizi. Yani ister istemez o heyecana kapılıyorsunuz. E ne oluyor o zaman? Ee, bir yarışmanın o formatına kendinize adapte olmuş etmiş oluyorsunuz. Ve hadi bana beni de kabul edin. Ben de yarı çıktım bu arada. Yarı finale de çıktım mesela. Hmm. Ama ben orada mesela şarkı söyleseydim başka bir şey olacaktı. Volkan Konak taklidi kısmı şu. Ee, ben Volkan Konak... O nasıl oldu? Yani sen sokakta şarkı söylerken... Birçok kişinin taklidini yapıyordum. E, evet ama sokakta şarkı söylerken seni Volkan Konak'a benzetiyorlar mıydı? Hayır. Volkan Konağan şarkılarını söylüyordum çünkü o zamanlar Kuzeyinoğlu programı vardı evet, evet. ve ciddi bir izlenme vardı ki Volkan abi hala çok sevilen, çok hmm. takdir edilen bir sanatçı. O, o dönem e, o, onu izlemek o kadar keyif veriyordu ki bana, hmm. o kadar hoşuma gidiyordu ki birçok sanatçının taklidini yapıyordum ama Volkan Konağan'ın o şiirleri ve şarkılarını birleştirip o, o lisanını, hmm. e, aynısını yaptığımı fark edince... E ee, ilk zamanlar sokağa başladığımda insanları toplayabilmek için Volkan Konaan taklidini yapıyordum önce. Ha, güzel. Onlar geliyordu. Sonra kendime kendi tarzımı e, anlatıyordum ya da kendi tarzımla şarkı söylüyordum. O dönem Volkan abi'nin o programı bizi çok heyecanlandırdığı için bunları yapıyordum e, sokakta. Ama birçok kişinin de taklidini yapıyordum. Aslında tabii ki Volkan Konaan'a benzemek benim için çok büyük bir şeref. Yani ne kadar güzel. Güzel bir sahne adabı olan, kendini iyi ifade edebilen hmm. bir sanatçı hmm. ki hayatımda tek Volkan Konak'ın konserine gitmiştim o dönemler. Bir tek onun konserini izlemiştim ve beni çok heyecanlandırmıştı. Hatta şöyle söyleyeyim, televizyon programını izlerken trom, trombon ve trompetçisi vardı. Hmm. Ee, televizyonu izlerken şöyle demiştim. Bir gün bu arkadaş benimle çalacak. Mesela ben 5 yıldır o arkadaşla çalışıyorum sahnede. Volkan Konak ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> ee, Volkan <'a>... <gülüyor> 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 Volkan konakta sahnelere çıkmayacak bundan sonra. O çocuk benle çalışacak. Volkan da bir daha sahne almayacak. <laughs> Yok öyle değil de. Ee, Hasan Gözetlik. <laughs> onun babası var Altan Gözetlik. Altan Gözetlik de Volkan abiyle beraber şu ha, an çalışıyorlar. Ara ara Hasan gidiyor. Geri geliyor falan. Ama şimdi çok yoğun konserlerimiz olduğu için Volkan abi sağ olsun müsaade etti. Yani sonuçta kendi orkestrasıydı, bir de bir heyecanın bir hayalim Ama vardı. Volkan abi bu yoğunlukta çalışmıyor bildiğim kadarıyla. Çalışıyor mu? Zaten pandemi süreci. Ay şu pandemiden an, önce. Pandemiden önce yapıyordu konserler. Yapıyor muydu? Yapıyordu tamam. ama tabi e, o çok 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 konserler yaptı. Biraz dinlenmeyi tercih etti diye düşünüyorum ben o şu an keyif yapıyordur. <laughs> Zaten Ama sen ilaçlarını aldığın için öyle bir şey olmuyor. Hayır canım olur mu? <laughs> Okan abi dur şimdi ben beni patlatacaksın <laughs> Aa, ya, şimdi burada Volkan abi arıyormuş beni. Ee, <laughs> yani işin özü abi o televizyon programında şarkı da söyleyebilirdim ama biz orada o dönem o arkadaşım grafiticiydi. Mesela onunla bunu yapmayı tercih ettik ve biz mesela elendiğimizde eve gidip kendimizi izlerken kahkaha atıyorduk böyle. Ya biz ne yapmışız? Nasıl ha, bir şey yapmışız? Ya öyle diye? bir ağır bir üzüntü falan olmadı. Ne münasebet? Ha, ha. Hayatımda yaptığım hiçbir şeyden üzülmedim Hı. ben. Hatalarımla, Hı. doğrularımla, yanlışlarımla bir şey olacak can abi. Belki. Ee, şimdi bu tabii yine geçmişten bu da menajerinle ilgili benim de arkadaşım, hepimizin dostu Ahmet Çelenk'le ilgili bir soru. Sokak performanslarından sonra verdiğin ilk konsere şu anda menajerin olan Ahmet Çelenk geliyor ve seni keşfediyor. Evet. Bu, bu doğru bir tabir mi senin için? Benim Keşf yani benim yapımcım. Evet. Ahmet Çelenk menajer ee, değil. Yani tabii ki menajer menajerliğim de üstleniyor ama hmm. o ben onu öyle menajer gibi hmm. söyleyemem. Çünkü bana benim akıl hocam. Ama ama, ama çok yakınsınız. Yakın olduk ya, akıl hocam, hmm. dostum, babam. Hmm. Yani birçok şeyi kapsıyor. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Neredeyse ve, ilk kalbimden beri de berabersiniz. Evet, evet. 2015'ten beri ve doğru. Soru peki, doğru. Peki, Aslında aslında şu. ya Ahmet Çelenk o konsere gelmeseydi ve ee, oradaki o işte keşif olayı dediğimiz tırnak şimdi olmasaydı. Şimdi soruyorum, Ahmet Çelenk sence sen niye seçti? Ben birbirimizi seçtiğimizi düşünüyorum. Ee, çünkü o beni izlemeye geldi ve daha öncesinde de YouTube videolarımı izlemişti, hmm. izlemişti. Bundan haber ha, vardı. Bilinçli bir şekilde geldi çok, böyle bir davet. Davet, davetiye davet. Bir çok kişi de geldi. O gün hmm. birçok kişi de vardı. Ben İstanbul'a geldiğimde çok ürkmüştüm. Çok korkmuştum. İlk tanışma faslımızda da şunu söylemiştim. Yani ben burada bir şeyler yaparım ancak bana yol göster. Yani bana yarenlik et ki ben burada boğulmayayım. Çünkü buraya uzak birisiyim ben. Ankara'da doğdum büyüdüm. Başka bir kültürün içerisindeyim ki siz bilirsiniz yani Ankara ve İstanbul çok uçurumdur yani. Benim bir şeyleri öğrenmeye ihtiyacım vardı. O bana birçok şeyi öğretti, nasıl durmam gerektiğini, nasıl konuşmam gerektiğini. Çünkü dedim ya ben fevri birisiyim yani. Her, sonuçta so, bir de sokak gösterisi yapmak başka bir şey. Yahut sokak gösterisi yaparken 3-4 milyon insana hitap etmek başka bir şey. Gelip burada bir anda bütün televizyonlara çıkmak, bütün albümlerin böyle bir anda satması, konserler yapmak başka bir şey. Şimdi e, o zaman elimde Kademi kaldırabiliyordum YouTube kanalımda. Şimdi bunu yapamıyorum. Neden? Çünkü çocuk da izliyor beni, hmm. ailesi de izliyor. Hmm. Sorumluluklarımız artıyor. Bu terbiyeyi aldığımı düşünüyorum ee, ve belki de evet keşif. Sonuçta bu işini iyi yapan birisi ve birçok kişiyi de e, piyasaya e, nasıl diyeyim yetiştirmiş birisi. Evet, yani. hem, evet hem, keşif hem, doğru. Hem, o da doğru. Hem, yani hem televizyon prodüktörlüğünde hem e, müzik prodüktörlüğünde çok çok e, başarılı başarılı bir adam. Evet Değil ama ki... bizim şeyi yok abi. Hani sözünü kesiyorum. Hı, Bizde şey yok yani. Hani sen bir projesin. Ee, seni proje olarak Türkiye'ye sunalım da hani bir dönem öyle diyorlardı çünkü. Koray projemi. Hayır proje değildi. Ben çalıştım. Bir yere kadar geldim. Bir yerden sonra gerçekten hem profesyonel bir desteğe hem de gerçekten beni anlayabilecek, duygularımı anlayabilecek birisine ihtiyacım vardı. Başka birisiyle de çalışabilirdim. Başka bir firmayla da çalışabilirdim. Ama ben kendimi Ahmet Çelenge ve Ahmet Baba'ya yakın gördüm. Ve kendimi iyi ifade edebildim yani ilk tanışmamızda. O da bunu anladığı için bir ay içerisinde albüm çıkartıp albüm çıktıktan üç gün sonra konserlere çıkmaya başladık. En iyi mekanlarda, en iyi performans salonlarında. İkinci yılımızda Avustralya kıtasına gittik. Evet evet çok yaptık. çok yurt dışı konserler evet, var hakikaten. Evet. Yani. Hem de çok. Peki. Ee, şimdi biraz e, problemli e, birkaç konu son zamanlarda. <laughs> biraz bunu sosyal medyayla da bağlamak istiyorum. Su Çünkü herkesin başında e, aynı bela var. E, yedinci sorusu işin. Sosyal medyada lince uğrayanlardansın. Bir sabah uyandım ve Twitter'da ayakkabı bağcığımı başkasına bağlatıyormuşum diye TT olduğumu gördüm diyorsun. Geçen yılda bir çalışanı işten kovdurttuğun haberleriyle konuşuldun. Olayların aslında açıkladın. Fakat bu linçlere ve çıkan haberlere cevap vermek doğru muydu? Soru bu. Acaba cevap vermeli mi? Soruyorum şimdi. Niçin cevap veriyorsun bunlara? Yani Twitter'da gördüğün şeye niçin cevap veriyorsun? Tabii herkes şimdi... Bizi izleyenler de diyecekler ki ne yapacaktı yani cevap vermeyecek miydi ama bu artık günümüzde yani çünkü sosyal medya içerisinde de işte değil mi sosyal medya ajansları var, sosyal medya evet. guruları var, sosyal medya danışmanları var. Sosyal medya hizmeti veren çok kişi var. Münferit şekilde ya da şirket olarak artık herhalde bu sosyal medyanın içerisinde uzmanlaşmak denilen şey gerçekleşti bu kadar sene içerisinde evet. ve bence şunun tartışılmasına sıra geldi. Acaba cevap vermek mi doğru cevap vermemek mi? Ben vermemiştim. İlk haber çıktığında Aberçtı. vermemiştim. Ha. <laughs> e, susmayı tercih ettim. E, ama karşıma çıkmaya başladı. Hmm. Yani herhangi bir yerde otururken birisi gelip ha. sen ayakkabını bağlatıyormuşsun diyen de oldu. E, kendi o sos... nedir aslında ayakkabını bağlatma? Böyle Mesela... bir şey yok abi. Yani. Peki bu nasıl uydurulabiliyor? Yani nasıl, nasıl uydurulabiliyor? Mesela niye sırtını kaşıtıyormuş demiyorlardı <laughs> ayakkabısını? <orosuna. gülüyor> şöyle. Bir konserimiz vardı İstanbul yakınlarında. Hmm. Konserimizi yapmadan önce o bölgede yaşayan akrabalarımın bu konserle anlaşmalı olduklarını öğrendim. Hmm. Sonra konsere gittiğimde konser yaptığım organizatör benim kulisimde kulisimdeydi ve ben o gün çok hastaydım. Ben de kendime şöyle bir kural koydum. Sen sokakta, çok soğukta da şarkı söyledin. Gırtlağın patlayana kadar da şarkı söyledin. Ellerim parçalandı yine şarkı söyledin. Demek ki sen her türlü zorluğa göğüs gerebilecek durumdasın. Ateşin çıktığı zaman, sesin kısıldığı zaman buna bir çözüm bulabilir. Sahneni iptal etme gibi bir durumun olmayabilir diye kendime bir söz verdim. Ve benim o gün 40 derece ateşim vardı. Üşütmüşüm, hastalanmışım. Hafiften de bir sesim çatallıydı böyle. Ama o mesela or, bizim ekip hadi yapmayalım dedi. Yani bizim böyle bir hakkımız var. Hastaneye gidelim. Raporum. Dedim istemiyorum. Ben konserimi yapacağım. Çok kötüydüm abi. Yani kulise zor girdim. Yani o kadar kötüyüm ki hani hiçbir şekilde işte tütün ve tütün mamullerini canlı yayın ya televizyonluyuz. Hmm. <laughs> yani tütün ve tütün mamullerini kullanmayacağım falan abi bir girdi içeri sigarayı yaktı oturuyor öyle. Hmm. Dedim ki bakın dedim burası benim kulisim. Hmm. bura benim yatak odam müsaade edin. E şimdi beni dört koldan giydirmeye çalışıyorlar. Hakikaten çok kötüydüm abi düşüp bayılacaktım yani. Beni giydirirken tık içeri giriyor birisi. E, afedersiniz ben donlayım. Lütfen müsaade edin. Daha sonrasında aslında bunların hiçbirisinde bir problem. Ayakkabım falan bağlamıyor. Benim sahne ayakkabım bağcıksız bu arada. Ve ben hiç ayakkabı bağlamam. Hiç hoşlanmam ayakkabı bağlamaktan. Şaka yapmıyorum yani bunu bunu trollediler de yani geyin de yaptılar ama bağlamıyorum ya. Yani. Benim bütün ayakkabılarım bağlıdır ben çekçek çek kullanırım. Güzel. Böyle bir huyum var. Sevmiyorum. Yani birisi de önü, bu arada ayakkabımı da bağlayabilirler. Üstümü de giydirebilirler. Evet, evet. Yani Sonuçta benim ekip arkadaşlarım beni sırtlayabilir. Sonuçta birlikte çalışıyoruz. Ve sahneye çıkıp şarkı söylemek öyle kolay bir şey değil. Hani insanlar şöyle algılamasın. Ya çıkıyor 3 saat söylüyor da iniyor. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. yani. 9 saat sürüyor bir konsere çıkma. Ben konsere çıkıp indikten sonra benim birkaç gün sonra haberim çıktığında bir hafta sonra annem beni aradı haber çıktıktan bir hafta sonra ben hala bir şey anlamıyorum. Oğlum dedi, akrabamız aradı. Demiş ki e, anneme e, benim oğlumun parasını ver. demiş. Yani organizasyona katılan kuzenim ha. aslında bir anlaşmazlık yaşamış ha. kişiyle ve onun arasında yaşanan sürtüşme bana patlıyor. Ben sabah uyandığımda ayakkabısını bağlıyor. Şimdi açan onu gören şunu diyor. Ya diyor sokaktan gelmiş bu ne ara vardı da ayakkabısını bağlatıyor diyor. Ya diyor bilmem ne hani bu, bunu çok çabuk kabul eder insanlar. Niye çünkü biz başarıyı kabul edemiyoruz abi bir kesimimiz başarıyı baş, yani başarı demeyeyim de çabalanan şeyin sonucunu kabul edemiyoruz. Hazmedemiyoruz yani adamın hoşuna gitmiyor. Çünkü ben yolda gittiğim zaman arabamla spor arabamla gezdiğim zaman bir araba geliyor. Yaşıyorum bu hayatı Koray Avcı diyor. Gözünden anlıyorum benden nefret ediyor. Ama bir tane araba geliyor hanımıyla beraber. Böyle kendi ekonomik durumuna göre bir araba almış. Hatta boyasını bile yaptırmamış, yamalamış. Camı açıyor bana diyor ki sen hak ediyorsun. Sen bizim evimizdesin. Bak ben de hak ediyorum diyor. Karısı yanında. Ve ben de diyor işte bu bu hayatı seninle birlikte yaşıyorum diyor. Paylaşıyorum diyor. Yani e, ee, insan kısım kısım diyorum bunu her yerde söylüyorum. Her tip insana bir kere muhatap oluyorsunuz bu hayatın içine girdiğinizde. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben işi gücü bırakacağım. Çalışan bir görevli işten kovduracağım. Ha bir de o var evet o da o sorunlu. Için. Manyak mıyım ben ya? Kafayı mı yedim ben ya? Benim başka işim gücüm yok mu? Başka bir derdim yok mu? Ben senede 1500-2000 kişiye e, iş imkanı sağlıyorum konser yapıyorum ve orada insanlar bir şekilde çabalıyor. Ve ben hayatımda hiçbir hiçbir güvenlik görevlisi arkadaşımla selamlaşmadan geçmemişim. E gidiyorum, mekana diyorum ki bu arkadaşı ben işten kovdurmuşum diye haber yapıyorlar ki 7 ay sonra yapıyorlar bu arada yaşanılan olaydan sonra. Hmm. Ha 7 ay sonra yapılan haberde ben onun ekmeğiyle oynamışım diye bir haber çıkıyor. Neden buna izin veriyorsunuz diyorum? Biz işten çıkarmadık gidiyor. Kendisi çıkmak istedi diyor. Ha Al işte şimdi. Şimdi gerçeği yansıtmazsanız yakışık alır mı? Almaz. Ama ben bunu konuşmamayı tercih ettim. Evet ama bunlar zaten. Konuşmadım. Bir de tabii ki bu birisini kovdurtmak filan gibi şeyler. Bilmiyorum günümüzde çok yaşanıyor mu bu? Yani ayak mesela ayakkabısını o tabii ki kimse kimsenin işinden atılmasına neden olmamalı tabii Kesinlikle. ki. Kesinlikle. Ama şu şeye ben takılıyorum. Yani ayakkabısını bağlatıyorla ile... Ee, mesela 94-95 benim de e, işte e, bir tiyatro seyircisi tarafından bilinirliğim vardı. Daha sonra televizyon bilinirliği eklenince tabii garip bir şey oldu. O sırada Türkiye'nin önemli bir popçularını kadın ya da erkek süt banyosu yaptıkları iddia ediliyordu. O günlerdeki trend buydu evet. süt banyosu yapmak. Ee, ben bunu merak etmiştim. Tabii hiç böyle küvete süt doldurduğum olmadı meraktan da. Bu dedim acaba kaç kilo sütle yapılır acaba bu? <laughs> Ve bunun nasıl bir tadı vardır yani acaba? Yani yani vücuduna o sütün e, değmesinin filan. anlayamadım. Mesela o günlerde yani süt banyosu yapıyor işte hizmetkarları. Herhalde adam da gidip herhalde o sütü bakkaldan ya da mandıradan almıyor değil mi o? Mesela <laughs> Türkiye'nin büyük pop starı böyle bana e, işte oradan 25 litre süt ver de ben onlarla <laughs> e, küvetimde e, banyo yapacağım falan 25 litre sütü de ancak mandıradan filan bulursun herhalde değil mi? E, yani ya da bir ineğin o, falan olur. E, evet. Böyle, değil mi? Yani Daha böyle bir. Şey. Ama mesela bu haber çıkıyordu ve sanıyorum süt banyosu fotoğrafları filan da vardı o sıralarda. Şimdi ayakkabı bağlatmak dediğin zaman mesela o 90'lı yılların e, kafasıyla örtüşüyor yani. Ayakkabılarını her sabah bağlatır. <laughs> yani bir çünkü düşünsene o kadar sütü getiren bir ayakkabıyı zaten bağlar yani. Sorun değil. Ya da e, mesela bizde kunduracılıkta ayakkabı boyamada değil mi? Ayakkabı boyatmak var. Algı yaratmak başka bir şey ayakkabı değil. Ayakkabı boyatmak var. Evet. Bizde hala hala var ve onlara çok yani, yani bir şehrin e, bu geleneğini New York'ta da ayakkabı boyacıları var, İstanbul'da da ayakkabı boyacıları var. E Onlar da adam ayağına kadar eğilmiş ya da öyle oturarak bu ayakkabı boy. Mesela bu böyle algı. Sanıyorum ki bu e, yanıt yanıt verdikçe e, oluyor biraz da. Ben yanıt vermedim işte. İşte sonra Ama sonradan ha. mecbur kalıyorsunuz abi. Yani çünkü çok karşınıza çıkıyor. Sürekli karşınıza çıkıyor ve. Ben bunu hiç önemsemiyorum mesela bu Mesela saçlarını arada... taratıyor, dans nasıl ne hissedersin? Yani hiç saçlarını kendisi taramıyor. Ya işte saçma. Hep başkasına şey, taratıyor. Mesela bunu şimdi konuşunca evet. çok normal geliyor. <laughs> Ama böyle bir haber çıkmış olsaydı bunun içinde laf söyleyeceklerdi. Yani. Çünkü hazmedemiyorlardı. Evet. Edemeyenler. Evet, burada tabii ki bir ner nereden gel? Halbuki yine. Yani bunu, bunu konuşmak istiyorum, bunu şöhretli bir insanla, hele hele senin gibi genç ve şöhretli bir insanla konuşmak benim için de öğretici oluyor. Çünkü burada sosyal sosyal davranış trendleri değişiyor. Yani bir ara her işini her işini e, e, birilerine yaptırmak çok havalıydı. Şimdi galiba tersi bir şey mi oldu? Ya yani mesela. E, Mesela bir meşhur kadın şarkıcı vardı. Hiç isim geçirmek istemiyorum yani yanlış anlaşılmasın Aha. diye. Mesela bulaşıklarını, e, bulaşıklarını villasında ki e, mutfağında değil de e, villasının e, şey bir ormanlık gibi böyle çok bitkili bir alanı var ve direkt e, boğaza bakıyor kuş bakışı. E, almış eline deterjanı, kirli tabakları filan, bulaşıklarımı Boğaz manzarasıyla yıkıyorum. Evet. Diyordu. Yani öyle bir röportajı var. Ben de yani o sıralarda da başkasına iş yaptırma trendi vardı. Ben de seyrederken demiştim bir salağa bak yine kendini yıkıyorsun ya. Yani ister boğaz manzarasıyla yıka ister mutfak manzarasıyla yıka Yani böyle, böyle bir şey var. Ee, burada Peki senin şöyle bir şeyin mi var? Yani geldiğim yeri unutmamalıyım falan da nereden geliyorsun ki orayı unutmayacaksın? Öyle unutulmayacak bir yerden geliyor musun? Yani hani e, nereden geliyorsun? Ankara'dan? Ne? Ankara'dan abi. <gülüyor> Ankara <gülüyor> yani. <gülüyor> Ankara ya. Ha, müthiş. müthiş. Ankara Unutulacak yani. bir yer değil. Yani Ankara. Ama hani... yani birisine öğretilecek bir yerde değil yani. <laughs> Çok sıkıntı çektim çok problemler yaşadım. Sokakta çok 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 büyük büyük problemlerle savaştım. Çabaladım. Çok üşüdüm, çok yoruldum. Çok çok sıkıntılar çektim. Ailem de çok sıkıntılar çekti gençliğinde. E peki bu bir halk tarafından bu... bir adama yani böyle bu kadar acılar yaşadıysa bu çok sadistçe bir şey değil mi? Evet. Unutmayacaksın onları. Evet. Yani evet. ya bu sadisçe... sen değiştin diyorlar. E peki ya ben ama nasıl değişebilirim? E, e, değişmesi şey? gerekmiyor mu zaten? Çocukken çok sıkıntılar çeken bir insanın zaten daha mutlu, daha huzurlu, daha sıcak. Ya yani hayat standartlarınızı değil, değiştirirsiniz, daha Hı. iyi bir insan olmak için uğraşabilirsiniz, evet. kültürünüzü yükseltebilirsiniz. Ne bileyim yani mesela ben kilo verdim. Zayıftım önceden. Şişman olduğunu unutmayacaksın Şişman sen. nasıl kilo verirsin? Çok bozdun kendini. Şimdi adam bu tweet'i atarken benim Cem Yılmaz aklıma geliyor. Diyorum ki lan Cemil Yılmaz yazıyorsa ben de yazarım. Sonra evet. diyorum ki oğlum sen karıştırma. Cem Yılmaz da iyi yapmıyor cevap vererek aslında. İyi mi yapıyoruz, kötü mü yapıyoruz? Tartışmaya devam edelim bence. Çünkü bu ciddi bir konu abi. Yani herkes her şeyi yapabiliyor. Hmm. Ama belirli insanlar yaptığı zaman problem haline Peki, geliyor. Peki ya onlar kafa buluyorlarsa o yazanlar tamam. senle ve Cem Yılmaz'la? Evet, da. buluyor. Yani bak şimdi şuna bir tane bir tane evet. sallayacağım. Bak bakalım evet. ne yapıyor filan diye. Yani evet, böyle. ama onu binlerce insan görüyor. Belki milyonlarca insan görüyor. E bu görsün. Yani. Yani umursamıyordum ben zaten abi. Benim ben ne zaman umursamadım biliyor musunuz? Bir programda daha söyledim arkadaşımın programında. Hı hı. Ne zaman ilkokul arkadaşımın yazdığını gördüm. Ha. ha. Çocukluk arkadaşım. <laughs> ne zaman onun yazdığını gördüm. <laughs> ben dedim ki ya arkadaşlar bırakın bu işleri ve şu vardı. Biz Ahmet baba ile otururken şunu dedik birbirimize. Ya işte böyle yazıyorlar hani trend topik olduk. Yaptığımız işlerde trend topik olmuyoruz da bu yüzden alıyoruz. Evet. Ya dedi oğlum dedi. Sen dedi konser yapıyor musun? yapıyorsun. Hmm. Konserlerin full doluyor mu? Sold out oluyor mu? Oluyor. Albümlerin satıyor mu oğlum? Bak dijital olmasına hmm. rağmen satıyor. Hala akustik videoların izleniyor mu? Ya oğlum işine bak. Konuşan hmm. her zaman olacak. Bugün seven yarın nefret edebilir. Konuşacaklar yani. Ben konuşmayı doğru bulmuyorum. Ancak seven insanlar abi senden bunu duymak istiyoruz demeye başladığı an onlara verecek tek bir cevabım var. Eğer beni seven ve dinleyen insanlar benim hakkımda çıkan herhangi bir habere inanacak kadar bu soruyu sorabiliyorlarsa kendilerine o zaman bizim kendi birbirimizle olan sevgimizde şüphe olduğunu düşünüyorum. Ben düşünüyorum. Evet. Şimdi senin hakkında da haber çıkabilir abi. Çıkab e, çıkabilir e, ben görebilirim. Yani e benim zaten, seni... zaten ben bu geçtiğimiz ay en çok konuşulan 30 kişi arasında mı ne giriyor? Ödüm koptu çünkü bir, bir numaradaki 13 yılla yargılanıyor, iki numaradaki boşanmış, üç numaradaki dayak yemiş. E ee, 4 numaradaki ölmüş, 5 numaradaki ölmüş, 6 numaradaki ölmüş, 7 numaradaki e, yolsuzlukla yargılanıyor. <laughs> Öbürü bilmem ne abi. Ya. Korkunç bir şey. Yani zaten yani hani eee gazetede en çok haberi çıkan, en çok konuşulanlar filanın ilk işte 10'u, 20'si, 30'u, 50'si, 100'ü neyse bu bu listede olmak da başına bir şey geldiğini işaret ediyor. Twitter'da trending topic olmak yani orada Twitter trending topiğinde yırtan yani ismi oraya girip de yırtan az kişiden biriyim pozitifle yırtan. Bir de Sezen Hanım Sezen Aksu gece geç saatlerde trending topik olur şarkılarıyla millet onun şarkılarını birbirine gönderir falan filan. Onun dışında çok kötü bir şey orada kendini gördüğün zaman bil ki ya öldün. Ya Covid-19'a yakalandın ya başka bir şey Çok rahat. Çok orada insanların birbirine küfür etmesi. Tabii ki. Adam yazıyor yani. Senden nefret ediyorum. Instagram'da nasılsın? Aktifim. Kullanıyorum. Bayağı kullanıyorum. Ben orada hiç yoğum. Yani varım etiketledim abi. Görmedim. Ama beni takip ediyorsun. Seni takip ediyor muyum? Evet. Çok güzel. bir O kanalı bir Instagram kullandırın ama. Evet. Biz onu Hayır, kesin. onu merak ediyoruz. Ya hayır kesinlikle yani Be, 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 bence hemen oradan e, yürüyelim sen de ben de yani olur ben abi. Onu, e, bizim şeyde yani kabarenin işleriyle ilgili e, işte ilanlarını filan koymak için arkadaşlarım kullanıyor orası yani IQ 13 ila 17 arasında yani <laughs> orası korkunç bir yer Instagram Ben Instagram'ı e, hem işlerim için e tamam, yaptığım iş, işlerim tamam, iş hem de için. E, beni merak eden insanlara özel hayatımdan bir kuple birazcık bir şey paylaşıyorum Senin yani. daha fena bir durumum var ben sana söyleyeyim. Sen TikTok'a girdin baba. Girmedim abi. Gir mi? Girdim. Girmedim hayır. değil. <laughs> ama TikTok çekmiyorum. Girdim ama TikTok çekmiyorum ben. Ben. E... Emin misin? Şimdi bir dakika. <laughs> hayır hayır. Bas istiyorsan. Basmayacağım. Tamam. Peki tamam. Ben devam ederim. Tamam. Ben sonuna kadar giderim. Çok zor. Evet. Ter bastı beni. <laughs> ben... Şimdi Kimin ne yaptı? Kimin ne yaptığı beni Ama ilgilendirmiyor. TikTok'a bir video koydum. Evet evet. Koydum. Çünkü e e, nasıl girmedim? E şarkı arkadaşımın şarkısı. O nasıl yüzden koydum. O bir challenge'dı. Ha challenge'dı. Yani peki. bir bir challenge'dı. O challenge'in e, hani bir, ben önce ben yapmak istedim. Ee, ha. Böyle hani şarkıyı çok sevdim. Ta çıkmadan dinlemeye ya başladım. ben, Ben de sakın yanlış anlaşılmasın. Bir şey de yapmadım yani abi. Böyle bir, ben seninle yani bir dostluğumuz olduğu için evet, buna, evet. buna hörmeten böyle konuşuyorum. Tabii yani, tabii istediğin kadar abi, yani zorlayabilirsin. TikTok'a girenleri yani. zan altında bırakmıyor. Hayır, hayır, çok geri zekalı bir yer tabii. Ya yani. bak şimdi... <laughs> şimdi şöyle bir durum var. Yani ben spor yapıyorum günlük spor. Ee, ve... Onu niye yapıyorsun onu da anlamıyorum. Şimdi o, o sohbetini dinlemiştim daha önce. Peki tamam. Ee, spor başka ya, bir şey. Bas ben sus. Yok. Sen susmak istiyorsan Peki. basabilirsin Peki. abi. Susturmak Peki. istiyorsan. Ama spor başka bir şey abi. Aynı fikirde olmayabiliriz. Saygı duyuyorum. Ne yararını görüyorsun spor? Kendimi yok. daha iyi hissediyorum. Daha zinde hissediyorum. Bu ne menen bir şey. Niye spor yapmadan kendini iyi hissediyorsun? Ben kendimi gayet iyi hissediyorum. Mesela hiç spor Peki. yapmama gerek yok. Yani fiziksel olarak kendimi daha iyi görüyorum abi. Sen benim tontiş halimi gördün mü? Bir tane resim göstereyim de bir gör. Evlat olsa ben, sevilmez. Ben, tontiş halim dediğin haline ve o fotoğraflarına bayılıyorum bir defa ya, kocaman kafam var kocaman kafam var <laughs> ve kocaman sakallarım var çünkü yine böyle uzun saçlarım var ve çok güzel. hatırlıyorum hatırlıyorum o e, jolly jokerlerin başındaydı galiba o hal evet tiktok çok başka bir mecra e, o mecrada yine albümümü paylaşıyorum ya da bir akustik şarkımı paylaşıyorum yahut da bir video çekiyorum onu paylaşıyorum şimdi mesela instagram'da da reels çıktı bu da TikTok gibi 15 saniyelik videolar. Orada çok saçma şeyler tabii ki var. Şimdi her şeyi doğru diyemem yani. Çok saçma şeyler var ama e, insanların kendini gösterebildiği şeyler de var. Bunu nasıl kullandığınız önemli. Yani Reels ama Reels'ten başka türlü söz ediyorlar. Mesela ee, şimdi Twitter'da e, gayrimeşru işte yani şey olarak gayrimeşru diyorum. Silah ve uyuşturucuyu düşünme, öbürünü düşün. Ne var? Ne diyeceğiz ha. ona? Yani Twitter onun şeyi ha. eş bulmak, arkadaş bulmak. Ya ben onlarla falan. ilgilenmiyorum. Mesela Twitter'da o şey çünkü erotik merotik fotoğraflar orada Twitter'da konulabiliyor. Instagram'da yoktu o. Şimdi Instagram'ın Reels'i de, Reels değil mi? O, o, Şimdi orada o, bir o, algoritma var. İşte o algoritmadan çok güzel mesela. Sana işte, düşmeyebilir ama o mesela. Onu görmeyebiliyorsun yani. O görenlerin problemi. Hayır herkes anlatıyor şimdi. Oradan da e, hava karardıktan sonra satışlar Ciddi başlıyor. Gitti mi ya? Ya Allah onun için işte oraya girme. Yanlış anlaşılmaz. Abi ne alakası var? Yok. Riyası ya, çok tehlikeli. Bulunduğun bu bölgeyi bu... Hayır nasıl? Bulunduğun ha. bölgeyi kendin güzelleştirirsin. Benim TikTok hesabıma girdiğin zaman benim şarkılarımı, benim keyifli olduğum anları görürsün. Benim Reels'ıma gir. Mesela biraz önce gelmeden paylaştım. Ne yani? Ne Bostancı çektin? Gösteri Merkezi. Yok ha. çekmiyorum. Bostancı Gösteri Merkezi'nde oyun havası, Anadolu Ateşi'nden bir grup arkadaşla oyun havası bölümümüzde bir karagrafimiz vardı. Onu paylaştım. Daha girdiğimde 50 bin oldu daha. Yarım, yarım saat olmadı 50 bin izlendi. Hani dağılıyor. TikTok da öyle benim için. Yani ben TikTokçu değilim yani video çekip de bir şeyler yapmıyorum. Ben var olan videolarımı orada kullanıyorum, kliplerimi kullanıyorum yani. Nasıl kullandığınız önemli abi. Twitter'da başka bir şey. Her sabah uyandığınız zaman başka bir gündem var Şimdi insanların de, ben de, istediği. Ya ben de şunu anlamıyorum özellikle bu konuda da bunu seslendirmeye çalışıyorum. Hem Instagram hem Twitter. Şu anda eee gayrimeşru alanlar. Evet. Şöyle gay, gayrimeşru alanlar. İstanbul'da bir ee, uyuşturucuyla ee, ve e, işte e, ahlak e, ve şudur budur yani onları da sanki bu işlere böyle bir, karşı bir tipmişim gibi böyle bir yani öyle bir tip değilim de yani o işlerin yani bu işlerin ticaretinin döndüğü yer artık instagram ve twitter bunu da herkes biliyor yani sen sanatçı olarak saf bir şekilde şarkımı koyayım filan diyorsun ama asıl iş asıl uyuşturucu e, ve e, şey işi şey, fuş fuş işleri ee, ama Instagram biz o Instagram'da ve... değiliz ki. Biz o tarafta değiliz ki. Tamam. E, ucu ucu bucağa kalmadı ki abi Ucu bucağa kalmadı ki bu durumun yani. Evet. Hani şu an işte Twitter'ı biz da yönetemeyiz Instagram ki. Instagram hesabı açtırılıyor falan, evet. falan filan Ama işte bunu biz yönetemeyiz diyor. ki. Yani. yani evet. zaten Instagram bir ay önce böyle bir çalışma başlattı yani. İşte 18 yaşından küçüklerin kendi sayfalarının e, o algoritmada yerleri yok ya, yani. Her şeyi ya. göremiyorlar ama biz nasıl kullan Şimdi çağa ayak uydurmaz sanılmıyor abi. Ben 2012 senesinde yaptığım yani YouTube ben, mesela. Ben diyorum ki bu şeyden şimdi herkes çekiyor. Zükerberk'ten uzak durmak lazım. Çünkü Zuckerberg en <laughs> e, adi ve en hayırsız işleri yapmıştır. <laughs> yani bunların bir tanesi Facebook'tur, bir tanesi WhatsApp'tır. Satın aldığı sonra bir tanesi de Instagram Hiç olmasaydı daha mı mutlu olurdun abi? Ee, herkes daha zeki ve daha bilinçli ve işini daha iyi yapıyor olurdu. Evet. Yani şimdi insanları zaten Şuradan yani ayırmanın imkanı yok Ama yani kurtuluşumuz çalışırken... yok bundan da E var e, mutlaka Bütün dünyada e, e, Ev kazaları, trafik kazaları Uçak kazaları, tren kazaları e, Profesyonel kazalar e, e, Arttıkça insanlar bu Aparatı insanlara iş yerlerinde ya da toplanma alanlarında Ya da bir şey yapılacaksa Önemli bir şey yapılacaksa sanıyorum ki bunlar e, yasaklanacak bu araç gereçler işte telefon, pet veya vesaire ve e, sigara gibi sigara gibi kötü muamele göreceğinden eminim. Yani bir yere bırakılacak bunlar ondan sonra içeri girilecek ve bir iş yapılacak bir şey yapılacak. Yani. Bir 10 sene sonra göreceğiz. Bakalım daha da gelişmesi. Beni hatırlarsın o zaman. Seni hep söylemişti dersin. Vallahi Derim. bir tane. Peki. Eee şu soruyla sonra bir kısa ara vereceğiz. Ama şu ilgimi çekti e, gündemle ilgili. Bodrum Antik Tiyatro'da düzenlediğin konserde kadın saçlarını, bunu açıklamanı istiyorum... ...kadın saçlarını aynaya bakarak tarıyorsa mutlaka bir erkek tarafından üzülmüştür. Taramıyorsa dünya dönmüyordur. Kadının olmadığı yerde medeniyet olmaz, şarkı olmaz... Kadının olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Ben artık Türkiye'nin ya da dünyanın hiçbir yerinde... ...kadına şiddet duymak, görmek istemiyorum. O yüzden şiir okumuyorum. Onun yerine saçlarımı tarıyorum. Diyorsun. Ben bu kadar birbiriyle... E, ...alakasız ve felsefi... <laughs> ...ve iyi ve güzel... <laughs> cümlenin ardı ardına böyle gelebildiğini görmedim. <laughs> Ve sonra da bunları söyleyip saçlarını taramaya başlıyorsun. Yani bir kere bütün hepsine, hepsinin altına imza atarım. Harikuladesin. Sadece anlamadığım şurasını açıklamanı istiyorum. Ne demek istedin soru. Kadın saçlarını aynaya bakarak tarıyorsa mutlaka bir erkek tarafından üzülmüştür. Ne demek bu? Senin deneyimin mi bu? Bana ilk bir soru sormuştun. Neden konserinde izlenmek istiyorsun. Bu bir aslında bir, ha. bir proje mi? Ha. İşte bu. Bu. Beni izlemiş olsaydın bu soruyu başka soracaktın abi. Ben sahneye çıktığım zaman şiir bölümümde tam şiir bölümlerim vardır. Bilirler dinleyicilerim o piyano girer çünkü. Hı. Ben o an saçlarımı taramaya başlıyorum ve insanlar kahkaha atmaya başlıyor. Şimdi bekliyorlar ki şiir okuyacağım. Bir bakıyor Koray saçlarını tarıyor şu an. Ne alaka o kocaman tarak taramaya başlıyorum. Ve sonra eğilip diyorum ki hani bir kadın saçlarını e, uzun uzun tarıyorsa dünya dönüyor demektir. Bir kadın saçlarını aynaya bakarak tanıyorsa muhtemelen bir halt etmişsindir. Bu hmm. kadın saçlarını taramıyorsa dünya dönmüyor demektir. E, şimdi bir şeyler anlatmak zorundayız. Çünkü ciddi bir ama e, senin bu, geçmişinden de böyle bir hatıran var daha önce muhakkak belirtin. ona geleceğim. Muhakkak. Ha. Ben e, bir şeyler ifade etmek için Belirli araç gelişler kullanabilirim, şarkıyla anlatabilirim, hmm. şiirle anlatabilirim. O yüzden diyorum insanların gelip izlemesi lazım. Böyle anlattığımız zaman anlaşılmıyor. Ne yapıyor, ne alaka ya Yok, bu adam? Bu belli, belli ki zaten bu bir, hani bir yazılı bir metin var. değil, bir mizansen evet, var bir mizansen ve var. ardı ardına aslında aslında cümleler birbirini takip etmiyor evet, aslında evet, burada. Yani evet. başka bir şey, bir duygu evet. da anlatılmıyor. Ve, ve gerçekten yani. üzülüyorum abi. Sabah uyandığım zaman, bir şiddet haberi aldığım zaman... Yani kahve o içtiğim kahve zehir oluyor bana. Mutsuz oluyorum yani. Çünkü sadece bizde de değil bu arada. Dünyanın her yerinde aynı. Senin geçmişte seni çok etkilemiş olan bir aşk hikayen var galiba. Onun e, hayatından bir soru da var. Onu şu kısa aradan sonra soralım. Tamam. Hanımlar Beyler TV 100 ekranlarında nokta canlı yayında Sayın Koray Avcı ile söyleşmeyi sürdürüyoruz. Hayattan bir soru dördüncü soru 2017'deki röportajına neden saçımı sakalımı kesmediğimi soruyorlar. Buradan ilk kez açıklıyorum nedenini. Geçmişte aşk yaşadığım birinin saçlarının kesilmesine kıyamazdım. Kırıklarını bile aldırmazdım. O bir gün saçlarını kesti ve hayatımdan gitti. Ve ben bir daha Saçımı ve sakalımı kesmedim. O git, O gittiğinden beri de böyle uzatıyorum dedin. Çok çok romantik bu <laughs> söylediğin şey. Ama bir mağara adamına dönüşmen gerekirdi. Bakıyorum da gayet iyisin demek ki. kesip <laughs> duruyorsun arada evet. değil mi? Yani. Ama büyük lokmaya büyük söz konuşma e, Evet ama e, demek ki böyle bir e, ne derler eskiler bir berduşa dönüşmüşsün o gittikten sonra. Değil mi? Öyle mi oldun hakikaten? Sevmek güzel. Aşk güzel olmak ama... çok güzel. Ee, bunu doğru seni terk ederken yok. mi saçlarını kesti yok saçlarını kesmişti ben de uzatmaya başladım o yani saçlarını kestikten sonra gitti mi bir, bir süre sonra evet evet gittik diyelim ya e, sahnede bir e, kadını anlatmak e, hoş olmuyor hani çünkü e, o zaman e, iş, ama is, isim durum, vermiyorsun hiçbir e, şey tarif etmiyorsun durumu efsaneleştirmek sahnem. çok hoş değil bir kadını e, orada hani tasvir ederken de çok dikkatli olmak gerekiyor çünkü sizi kadınlar da izliyor. Böyle bir kadın var mı gerçekten? Evet vardı. Ama uydursam bu kadar güzel olurdu yani. Uydurmadım yani abi. Yani bir yazar bir şair bunu yazabilirdi yani bir hayali olarak. İşte bu çok benim çok hoşuma gitti yani e, bir erkeğin sevdiği kadının saçlarını sevmesi sakın bunları kesme demesi orada güzel bir detay veriyorsun o detay zaten işin gerçekliğini kanıtlıyor bence diyorsun ki kırıklarını bile aldırtmazdım evet. yani bazen öyle olur bir erkek bir kadını sever ve onun güzel saçlarını kesmesini istemez erkekler bundan galiba içten içe de korkarlar aslında çünkü kadınlarda bir e, yıkılıştır aslında ve büyük bir Değişiklik evet. arzusudur ya saçları evet. kesme. Yapalım. Kesinlikle. Basma kalıp bir şeyden söz ediyoruz ama yine de her gün yaşadığımız bir şeydir bu. Annem ha? saçlarını kestiği zaman babam anneme küserdi. Aa, evet. aa. Belki de ondan gördüm. Babam anneme küserdi ve e, konuşmazdı. Yani annem barışmak için en güzel yemekleri yapardı, aa. aile toplantıları yapardı, arkadaşlarını çağırırdı ama babam aa. yine küserdi yani anneme. Aa. Asla istemezdi. Ee, ve bir gün annem bu küsmelerinden dolayı saçlarını bayağı bildiğiniz böyle çok kısa kesti hmm. ya, buraya kadar olan saçları bir anda böyle sadece çok az bir şey kaldı yani kafasında ee, beni seveceksen böyle sev demiştim babama ben ona şahit olmuştum mesela yani evet ben de bu konuda biraz hassasım galiba babamdan almışım bu durumu bence her erkek aynı hissi yaşıyordur yani en azından %50'si bunu yaşamıştır yani ee, Yanaklarından öpmeye korkardım dudaklarına değmesin diye. Tütün kokan bıyıklarımı avuçlarında bıraktım. Şarkılar söyledim gerdanına sessizce. En güzel hatıralarım saçlarında kaldı. Söyleyemedim. O da yarım bıraktı. Senin evet. mi bu söz? Evet abi. Yazıyorum ama utanıyorum okumaya. İşte sahnede bir iki tane karalıyorum. Onları da insanlara anlatmak istiyorum. Peki. Ee, şimdi bu e, bununla ilgili de bir soru var. Ee, ilk albümünden beri Nurettin Rençber, Ahmet Kaya, Neşet Ertaş, Volkan Konak gibi isimlerin daha önce şarkı, söylediği şarkıları seslendiriyorsun. Bu yüzden e, cover şarkıcısı tanımlaması da yapılıyor. Bu konuyla ilgili gelen eleştirilere tepki veriyorsun. Kendi bestelerinin olmaması bir dezavantaj mı? Bu acaba kalıcı olman konusunda bir engel mi? Ve şimdi soruyorum kendi şarkılarını söyleyecek misin? İlk albümümde var dört tane şarkım kendi bestelerim ve hmm. gitarcımla beraber yazdım. Hmm. Ee, biz ilk albümü çıkardığımız zaman e, sen e, şarkısıyla kendimizi tanıttık ve Feyzullah Yetin'in eseriydi. Başka bir formatla okumuştu. Biz de başka bir format yaptık daha poplaştırdık diyelim bunu. evet bu konuda üzülüyorum böyle yorum yapmalarına. Yani covercısın sen hiçbir şey yapamıyorsun. Hayır öyle bir şey değil. Yani benim çok bestem var, çok Kim yapıyor var. bu eleştirileri? Başka sanatçılar mı yapıyor yoksa? Yok, dinleyicilerden... başka sanatçılar değil. Dinleyicilerden geliyor çoğu zaman. Çoğusu da şöyle diyor. Yeni bir sesten, yeni bir nefesten, yeni bir yorumdan dinlemek başka. Şimdi Hı. ben şöyle söylüyorum. Ee, mesela Müslüm Baba'nın okuduğu bir şarkıyı okudum hmm. hangimi sevmedik ee, ama Müslüm Baba yazmadı onu hmm. başka biri yazdı ve e, herkes Müslüm Baba'ya ait olduğunu zannediyor ben okuduğum zaman sen Müslüm Gürses'in şarkısını okuyorsun diyorlar yahut da Neşet Ertaş'ın bir eserini okuduğumda e, Neşet Ertaş ona bir nefes vermiş o e, esere ama kimse Müslüm Gürses'e cover şarkısı demiyordu evet bu ama çünkü bu bu laflar da yeni çıktı halbuki galiba bu lafları yani cover şarkısı filan bunları söyleyenler de biraz bilinsizce söylüyorlar evet. çünkü bütün dünya müziğinde hiç kendi bestesi olmayan e, ama e, dünyanın en güzel şarkılarını başkalarından çok daha güzel bir şekilde seslendiren üstün bir şekilde seslendiren çok müzisyen var. Evet. Bu şuna benziyor yani e, adamcağız konservatuarda e, keman okuduysa ya da bir senfoni orkestrasındaki bütün enstrümanlar yani virtüöz e, kalitesindedir onlar bir senfoni orkestrası... E, Türkiye'deki senfoni orkestralarında da dünyadaki senfoni orkestralarındaki enstrümancılar da binlerce binlerce kişinin arasından seçilirler ve hepsi bir tiyozluk evet. düzeyindedir. E ne yapacağız o kemancıya kendi bestesini çalmıyorsa ne diyeceğiz? Cover kemancı mı diyeceğiz? Ya ses de bir enstrüman değil midir? Orkestranın Öyle. Orkestranın büyük ya da küçük orkestranın bir paydaşı, bir ortağı, bir parçası değil midir? Kesinlikle doğru. Dolayısıyla o zaman mesela Joe Cocker'ı ne yapacağız? Joe Cocker gibi bir adam başından sonuna kadar neredeyse hiç kendi şarkısı evet. yoktur yani. E bu tabii olacak gibi değil. Bu niye bu şey? Ha şu olabilir mi acaba cover şarkıcı dedikleri bir ara bizde popüler müzikte de Türk sanat müziğinde de bir coverlar başladı. Cover albümler yapmaya yapmaya başlandı. Çünkü herhalde biraz besteler suyunu çekti o sırada. Yeter kadar beste yoktu. Bu işler iyi sattı filan. Arka arkaya böyle albümler çıktı. Böyle bir e, çirkin nitelendirme yapıldı bazı sanatçılar için hakikaten. Yani ben kabul etmiyorum bu durumu. Benim e, ben bir, bir sene e, sıfır şarkı ve kendi bestelerimi çıkartıyorum. Bir sene e, akustik çektiğim Hı -hı. E, başka sanatçıların okuduğu şarkıları albümünü yapıyorum. Çünkü aranjeyle başka sanatlarla yapıyorum. Sonra tekrar kendi bestelerimin ya da sıfır olan şarkılar yapıyorum. Bu sene de mesela cover dediğimiz yani başka sanatçıların eserlerini okuyorum. Neden? Çünkü ben Kabere yapıyorum abi. Ben sahneye çıktığım zaman sadece kendi eserlerimi okumuyorum. Ben başka sanatçıların şarkılarını da okuyorum. Bu dünyadan göç etmiş insanların şarkılarını da okuyorum. Çünkü okuduğum şarkılarda kendi hayat hikayem var. Benim babam bana şarkıları ezberletirken bu bu kişinin bu bu kişinin demedi ki takti kasedi dinliyoruz öğreneceksin dedi. Şimdi ben Mahsuni'nin eserini okumazsam Aşık Mahsuni Şerif'in ben Aşık Veysel'in eserini okumazsam yahut da yaşayan efsanelerden tezen Aksu'nun eserini okumazsam e, o sahnede e, kendimi iyi hissetmiyorum. Bu benim gerçeğim. Ve benim dinleyicim de zaten ya da beni yeni keşfeden ki bu çok güzel bir şey hala insanların keşfediyor olması. Yeni keşfeden insanlar bunu benden istiyorlar. Bütün sanatçılar okuyor bu arada. Sahne, sahne performansı yapan bütün müzisyenler sahneye çıkıp başka şarkılar okuyabiliyor. Evet zaten evet. bir de öyle bir İşin hukuku yok mu? Yani işte yani e, hatta o e, zaten nitelendirmesi de o diyelim ki e, e, gösteri alanlarında onlara bar konseri diyorlar. Ben hiç hemfikir değilim orada ona bar konseri e, denmesinde çünkü söz konusu olan yerler bar değil. Örnekse Jolly Joker'ler gibi yerler onlar gösteri merkezleri. Evet, öyle. Benim de ee, bir gösteri merkezim var. Yani evet. hukuki olarak ismi Gösteri Merkezi diye geçiyor. Ee, hatta onu sana sormak istiyorum. Bir ara konuştuk pandemiden önce. Sen diyorsun ki kabare yapıyorum diyorsun. Gidip Çöl Joker'lerde çıkıyorsun. Çöl Joker'ler kabare değil ki kabare olan benim yerim. Dada Salon. Yani sen, e, sen Nisan'da yapacaktık abi e de işte pandemi evet, geldi. pandemi oldu. Şimdi yine gel. Evet. Tamam. Gelirim. Haride Hatta olur. ben YouTube konserimi bile yapabilirim sizde. Evet olur. YouTube konserimi Ay, yaparım. Normal mı? normal konserler de yapalım. Yaparım. Yani. Neden yapmayayım? Çünkü <laughs> şeyde... Çok güzel sadece, bir salon çünkü. sadece tabii senin e, bir sanatçı olarak farkı var. Sen binlerce insana konser verebiliyorsun. Ben 300 kişilik bir yerim ve orada şu anda e, pandemi şartlarında en fazla 120 kişi alıyoruz. Olsun. Biz de. Yani 120 kişiden senin ee, sahne paranı çıkarabilmem lazım Nasıl olacak o Bedavaya çıkman lazım Ya da ben senin ayakkabı bağlarını bağlayayım Estavrula <laughs> Çok güzeldi ya Yani o 120 kişiden kaç para almamız şey, lazım Sabun yanıldım bana ayakkabılarımı bağlatıyorum Bütün orkestranın parasını çıkarmak için Yani sen tamam diyelim ki sana az para veririz Arkadaşım arkadaş ama orkestrayı nasıl yapacağız Olmaz Ben bu sürekli ayakkabı bağ bağlayacağım Evet. Vallahi ayakkabı boyamaya başlayabilirim. Şimdi bir masaya otururken benim çok sevdiğim birisi abi dostum demen benim canım için kafi ne efendim. istersen latife dedi. yeter ki edin. şarkı söyleyebilecek bir yer olsun. Ama Jolly Joker'ler bu işi yani bu işi hakikaten ee, bu işi güzel yapıyor çünkü kaç kişi yani ortalama bin kişi falan galiba. Ortalama değil mi? daha fazla hatta. Yani daha fazla bazı hatta. salonlar yani yüzü de buluyor. Yani ciddi Belki bunu konuşmak istiyorum. Şu şartlarda tabii ki sosyal mesafe yani şimdi biz biz yani bence konuşulması da gerekiyor iki sanatçı bir aradayken ee, bunun e, çünkü biz oturarak. ...bizde bir şey izleniyor... ...tiyatro oyunları ya da konserler... ...ayakta değil... E, ...oturulduğu zaman da tabii ki bir mesafe... ...söz konusu... ...bu mesafeye göre... ...ölçe biçe bir de bunun manyağı olduk... ...o masa aralarını <laughs> ölçmenin falan... ...ve e, 120 kişi alabiliyoruz... E, ...e o zaman... ...o 120 kişiden... ...çok para almak lazım... ...tam tersini yaptık... Hiç ...kabarede... ...tam tersini yaptık çünkü eğitimli bir e, izleyen e, kitlemiz var. Çoğunlukla işte bunlar çalışan ya beyaz yaka tabir edilen üniversite mezunu şey ve bunlar maaşa ta talim eden insanlar. Böyle para babaları gelmiyor. Para ezmeye gelinmiyor. Öyle bir mekan değiliz. Yani şık ve çok emniyetli bir yeriz. Şimdi böyle bir yerde bu insanlardan pandemi öncesinde aldığından daha fazla paralar alman lazım. Halbuki ben pandemi öncesinde alınan paralardan çok daha aşağıya düşürdüm ki bütün gösteri dünyasını ve hizmet sektörünü şu sırada meşgul eden konu bu. Çünkü diyor ki kuaför ya diyor bana gelmiyor diyor. Halbuki diyor ne güzel pandemide saçının dip boyası gelmişti. Fön çektirecekti filan. E gelmiyor diyor. Diyorum hiç mi gelmiyor? Yok diyor ayda bir kere geliyor. Ya demek ki seni kandırmıyor. Sana ihanet etmiyor. Başka kuaföre gitmiyor. Tamam yine sana geliyor ama ayda 6 kere geleceğine bir kere geliyor, gelmediği 5 kerede de sen batıyorsun zaten dükkan olarak. Şimdi hikaye bu. Dolayısıyla rakamları o kadar düşürmek gerekiyor ki insanlar e, gidecekleri yere güvensinler ve daha çok gitsinler. Yani sadece bir kere iki kere değil, daha çok gitsinler ve kendilerini sadece Covid konusunda değil, ekonomik olarak da emniyette hissetsinler. E o zaman. E böyle böyle olduğu zaman rakamlar, o zaman sanatçılar nasıl çıkacak? Tiyatrocularda sorun yok. Tiyatrocularda sorun yok çünkü tiyatrocular zaten müzisyenlere göre daha mütevazı rakamlarla çalıştıkları için pandemi öncesinde de tiyatrocular diyorlar ki tamam kardeş biz zaten bu konuda çok idealistiz ve biz hani bu konuda şey yapmıyoruz çok daha düşük yöemielerle. Bu işte çalışalım. Müzisyenler aynı değil. Müzisyenlerle aynı şey olmuyor. E dolayısıyla bütün bu sistem bütün bu sistem ne yapacak? Şimdi bu kadar ön bilgiden sonra geliyorum ona. Pandemi döneminde Harbiye'de ilk açık hava konserini veren sanatçı sen oldun. Evet. Fakat daha sonra genelgeyle açık hava konserleri iptal edildi. Müzik sektörü sence yaşanan bu süreçler nasıl çıkacak? Sen bu süreçten nasıl etkileniyorsun ve soruyorum şimdi. Müzik sektörü çöküşte mi? herkes dijitale doğru bir ayaklandı ama çok ciddi problemler var. Yani bu konu çok 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 derin bir konu ve kimse bunun için bir şey yapmıyor. Ve herkesin şöyle bir algısı var. Ya zaten şarkı söylüyorlar, paraları vardır. Gerek yok diyorlar ama Evet böyle bir algı var. Evet maalesef. benim bütün çalışanlarım bir sıkıntı çekiyor ve ben oturdum konser yapmaya çalışıyorum. Bu cuma yapacağım konser acaba iptal mi? İptal olacak mı? Olmuyor. Mesela İzmir'de konserim var arenada. Bütün kurallara uyuluyor. Zaten açık alan ama herkes korkuyor. Herkes tedirgin ve şey gelmekte problem yok bu arada Okan abi. Yani ben şimdi ben dün piyano dersine gittim. Üsküdar'daydım. Yani bizim konser yaptığımız yerler daha dikkatli. Böyle. Herkes dışarıda. E, meyhanelerin önünden geçiyorum. Full dolu. E, barların önünden geçiyorum. Full dolu. Barlar bu arada onlar tabii nasıl barlar o, şimdi barlar kapalı aslında şu anda. Ee, Yok abi açık ya. Hayır devlet tarafından kapalı. Hayır abi açık. Yani bir barlar kapalı. Bir, yani. Abi ruhsat var. İki ruhsat var. Benim Bodrum'da bir barım var ve o evet. orası kapalı. Tamam, ama işte bar oldu. Ama ruhsat, ruhsat ne? Turizm ruhsatı mı? Yoksa restoran? Barlar turizm ruhsatı, bar tabi onlar kafe, restoran, e, bistro evet. falan gibi e, ruhsatlar ama sonradan o tali ruhsatlar ama onlar da açık. iptal edildi. Şimdi onların hepsi açık. E şimdi diyorum ki benim müzisyenim nasıl geçinecek? Benim müzisyenim nasıl para kazanacak? Neden benim müzisyenlerim ya da sanatçılarım birçok sanatçının müzisyeni bu insanlar nasıl geçinecek? Neden kimse onların sesini duymuyor? Yani e, şimdi bak abi ilk, ilk ülkede ilk duran müzik. Bu arada şu, şunu da şunu da söyleyelim tabii ki yani onu da paylaşmak isterim. Şimdi ne yaptı? Kültür ve Turizm Bakanlığı bir genelge yayınladı. Dedi ki e, opera, tiyatro, bale. E, gösteri gösterileri gösterimleri il saha tedbirleri dışında bırakılmıştır. Yani e, İstanbul bir karar alabilir, İzmir bir karar alabilir ki bir ara sen de fark ettin hala da öyle sanıyorum ki şöyle açık havalar İstanbul'da yasak, İzmir'de serbest. Evet. Kapalı alanlar İstanbul'da serbest, İzmir'de. Şimdi valiliğe yasak. mi sevk edildi bu durum? O yüzden Şimdi, biz valilikten haber bekliyoruz. verildi. Evet. Ama Kültür Turizm Bakanlığı dedi ki ve de bu bütün sanatçılar için, bu alandaki sanatçılar için çok güzel bir haberdi. Opera, bale, tiyatro. Ben de dedim ki Koray Avcı mutlaka bana gelecek. Abi ben işte hangi balede dans edebilirim? Ya da operada neler yapabilirim? Ya da tiyatroda bana bir görev var mı diye. Mutlaka dedim Koray Avcı bana gelir. Latife Oya herkes... Herkes yani, gelir. Yani biz şu şarkıları müzikli bir tiyatro oyunu biçiminde söyleyelim bari, bir müzikal yapalım bari diye herhalde insanlar bu yana gider. Fakat ne oldu? Sonra böyle olduğu halde dahi ülkemizde birçok belediye ya da kaymakamlık bazı gösterimleri iptal ettiler. Lokal alanlarda işte İzmir'de olmuştur, başka bir ilimizde olmuştur, Ankara'da olmuştur. Bursa'da olmuştur. Böyle tek tek iptaller yaşandı. Bu konuda bir şey yapamazsın. Yani belediyeye dava açacak halin yok. Muhakkak, ya. Bana bunu tabii. nasıl iptal ettin diye. Şimdi ne oluyor? Müzisyenler ortada bırakılmış gibi bir durum var. Evet. Değil mi? Adamlar geçinemiyorlar. Yani evine Kesinlikle. ekmek götüremezsen nasıl yaşayacak Kesinlikle. bu adam? Çünkü günü birlik ücret alıyorlar. Ve ülke durduğunda, ülkede bir problem olduğunda ilk müzik duruyor. Tabii ki şehidimiz olduğu zaman biz sahneye çıkıp şarkı söylemekten tabii ki keyif almayız. Ama bir şeyin farkında değiller. Oradaki o müzisyen, o baterist, o gitarist kirasını bununla ödüyor. Evine ekmek bununla götürüyor. Üstüne kıyafetini bununla alıyor. Ve e, müzik duruyor tamamen. Her şekilde duruyor. Halbuki ki ağıtlar da yakılabilir. Ee, e, yani yani hani herkes göbek illa, atıyormuş gibi müzik görünmemesi illa lazım. Göbek atma, o değil yani. Tabii e, şey, eğlenceli şarkılar demek değil Zaten e, Şehitleri anmak için Söylenen e, Ağıtlar da müzik değil mi Onların Hı. hayat hayat hikayelerini Öyküleştiren o şarkılar abi. da e, e, Söylenmesi gerekmiyor mu tabii. Yani buradaki tabi anlayıştaki mesele şu O sırada e, Ben de söylüyorum Yani insanlar eğer bir, Hep söylüyorum bir araya toplanırlar Ve acılarını öyle içerikte olan şarkılarla türkülerle ağıtlarla yaşarlarsa bir araya toplanırlarsa sanatçıların şarkı söylediği alanlarda oyuncuların gösteri yaptıkları alanlarda bir e, düzen içerisinde toplanırlarsa bu insanlar bu halk provokasyonlardan manipülasyonlardan uzak durur çünkü sanatçıların olduğu bir yerde bir idare vardır, bir disiplin ortaya çıkar. Sanat yapmak çünkü bir disiplindir Kesinlikle. ve her türlü manipülasyona, provokasyona, yalan yanlış çıkışlara, intikam çıkışları ya da başka manipülatif organizasyonlardan uzak olunur. Ve böyle şeyleri, böyle toplanmaları acılarla ilgili olarak, ortak acılarla ilgili olarak insanların bir araya böyle düzenli bir şekilde gelmelerine o ne, neyse oradaki mülki idare yani mülki idare dediğim kaymakamlıktan valiliğe valilikten bakanlığa cumhurbaşkanlığına kadar bunların önünü açmalı bunlara destek olmalı aksine çünkü insanlar bir yerde düzenli toplanıp dertlerini paylaşırlarsa Burada bir manipülasyon, provokasyon, bombalama, kurşunlama, e, saldırı bilmem ne olmaz. Aksine insanlara sağduyu hakim olur. Dünyanın en güzel şeyidir bu. Böyle yapılması gerekir. Niye e, hep filmlerde görüyoruz, televizyonda görüyoruz. Dünyanın her tarafında önemli birisi kayboluyor, insanlar acı yaşıyorlar. Ne yapıyorlar? Bir araya geliyorlar. Yok mumlar yakıyorlar. İşte olayın geçtiği yere, olayın geçtiği yere çiçekler mumlar bırakıyorlar kartlar koyuyorlar. Yazılar yazıyorlar. Bu niye insanların boşalması, rahatlaması ve o bir araya düzenli bir şekilde bir araya gelmeleri için yoksa herkes havaya ateş ederse, o ona saldırırsa, bu buna saldırırsa, değil mi? Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde gördüğümüz gibi işte yağmalar olur, olaylar çıkar. Şunlar buna olur. Niye bu destekleniyor? Hayır onun yerine gidin bir mektup yazın ölen kişiye, bir yere bırakın, çiçek bırakın, mum bırakın. Mum, o, o inanışa göre mum, biz başka bir şey. Yani yine yani... de yine de e, tabii ki e, ülkede bir acı varken orada tabii ki eğlenilmemesi gerekiyor. Ay ki kimse ben, eğlenmiyor. Tabi ki? ama şu algı çok önemli. Yani yanlış anlaşılmak istemiyoruz ikimizde. Bu muhakkak doğrudur yani. Sonuçta herkes bir şeye bir yorum yapacak ve herkes bir şey bir şey söyleyecek. E tabii ki ülke için çaba sarf eden bir orada bir asker şehit düştüğü zaman ben konser yapma tabii ki yapmam iptal edelim ama pandemiye geldik işler değişti. Ben de, özür dilerim niye iptal ettiğini de anlamıyorum yani bence iptal etmek yerine sen eğlenceli neşeli e, içeriği ve sözleri açısından e, bir sanatçı olarak seni izlemeye gelenlere göre daha duyarlı bir insansın ki sözler yazıyorsun. Ee, şarkılar söylüyorsun onları onlardan daha güzel daha iyi yapıyorsun ki zaten sen sahnedesin onlar da seyirci koltuklarındalar dolayısıyla sen orada hangi şarkıyı hangi türküyü hangi içerikteki şeyi seslendireceğini bilmiyor musun zaten sen onu yapacaksın zaten dolayısıyla orası o acının birlikte yaşandığı birlikte yas tutulan birlikte ciddi durulan bir yere dönüşecek o niye o konser iptal oluyor onu anlamıyorum ben Niye mesela o zaman e, niye lokantalar açılıyor? Lokantalar da kapansın. Doktorlar da işlerine gitmesin. Bankaya da gidilmesin. Para da çekilmesin. Orada o olaylar varken niye para çekiliyor ki? Ya da ne bileyim o zaman insanlar o zaman tak şoförleri de çalışmasınlar. Ya da, da, aynen. Ya gibi da, bir ya da pandemide her yer açıkken bu, niye konser evet, bu, yapanlar bu, yapamıyor? Ya evet bu bu, bu, bu bu berbat bir yanlış anlama. Bu hep bir ülkenin sanatçılarına karşı şey tavrı yani siz ancak eğlenceliksiniz. Siz eğlencelerde e, ortaya çıkarsınız. Komedyenlerine de böyle davranır, müzisyenlere de böyle davranıyor. Yani siz ancak eğlencede varsınız, i̇şte yılbaşlarında gelin, bayramda, seyranda gelin falan. Geri kalan zamanda evinizden dışarı çıkmayın. Yani böyle bir şey olabilir mi? Olmaması gerekir. Savaşta şehit olmuş bir askerin hikayesini kim yazacak? Hikayeci yazacak, romancı yazacak, edebiyatçı yazacak. Türküsünü kim söyleyecek? Bağlamacı söyleyecek, ee, türkücü söyleyecek. Onun bir söz yazarı olacak. O destanı kim yazacak? O destanı da bir yazar yazacak. Kim destanı seslendirecek? Bilmem hangi senfoni orkestrası seslendirecek. Birileri çıkacaklar söyleyecekler, akapelle olarak o destanı söyleyecekler. E o destanlar, o hikayeler yazılmazsa biz savaşta o insanların öldüğünü, adının... Ahmet, Mehmet olduğunu nereden bileceğiz? O destanlar olmazsa nasıl ilerleyecek? Herkes tarih kitabı mı okuyacak? Tarih kitaplarında yok ki ölen, tek tek ölen insanlar yok ki. Biz onların hikayelerini biliyoruz. Bizim bütün türkülerimiz, bütün türkülerimiz, sadece aşk türkülerimiz yok bizim. Kesinlikle. Bizim ne kahramanlık türkülerimiz var? Evet. O kahramanlık türküleri için, kahramanlık türkülerini söyletmek için gazinolarda insanlar vuruldu söyleyeceksin o türküyü diye. E o türküyü de bir sanatçı söylemiyor mu? Onu da bir sanatçı yazmamış mı? Onlar da kahramanlık türküsü değil mi? Yani bu korkunç bir e, yanlış anlama burada söz konusu. Bence sanatçıların da e, çekinerek geri durmaması gerekiyor. Yok kimsenin çekindiği bir durum yok Hayır, abi. Yani işte şey yapın, e ben sus, işte söyleyeyim, şimdi söyleyeyim, evet, söyleyeyim sana abicim. Yani şu an mesela bu müzisyenler ne yapacak? ...kimse çıkıp bir şey söylemiyor... ...ya da mesela konser yapıyoruz... ...bütün kurallara uyuluyor... ...konser iptal oluyor... ...ama insanlar dışarıda... ...her yer işliyor... Evet. Her yer, ...tabii ki biz de dikkat etmek daha zorundayız... Tehlikeli. ...çok tehlikeli... ...biz Çünkü de dikkat spotlar etmek zorundayız... Değil, ...insanlar bir yerde durup aynı yöne bakmıyorlar. bakmıyorlar... ...bir yerde müzik çaldığın zaman... ...bir yerde müzik çaldığın zaman... ...işte yok DJ müziği... ...yok pick-up'tan gelen ses ya da başka bir şey falan... ...insanlar birbirleriyle konuşuyorlar zaten o o çalan yüksek müzikte insanların e, kafa kafaya yaklaşıp birbirlerine bağırmaları yüzünden birbirlerine e, virüs aktarıyorlar. Evet. Yoksa senle ben yan yana otursak, aynı yöne baksak ya yani mi? birbirimize nasıl virüs bulaşırız? bir de aramıza başka bir de boş koltuk bırakarak. Harbiye konser yaptığımızda, Bodrum'u yaptığımızda herkes o kadar çok kurallara uydu ki. Evet. Yani ben dinleyicim bile mesela izlerken şaşkınlıkla izledim. Hatta bir sanatçı paylaşıp Nasıl bu Covid'de böyle bir kalabalık olur? Öyle bir açıyla çekilmiş ki video. Zannediyorlar ki <laughs> biz, biz, zaten biz deliyiz ya. Biz çıkacağız. O hepimiz Covid olacağız. Biz ölmek istiyoruz. Ne alakası var? Kurallara uyuluyor. Açık hava. Herkes maskede zorunlu. Harbiye'de de öyle oldu mesela. Ama sektör böyle devam ederse... Ya kalabalıktan virüs bulaşır mı ya? Bu ne saçma bir şey. Virüsü kalabalık bulaşır. Ya hangi tıbbi... Ee, delil bunu gösteriyor ben anlamıyorum. Burası çok kalabalık. Evet. Ya kalabalık sen de aradan yürüyüp gidiyorsun Kalabal yüzündeki maske. Kalabalıktan kalabalık. bulaşır ama Ka hayır kalabalıktan şeye... bulaşamaz abi, abi. ...bir kişiden bulaşıyor virüs. Abi kurallara uymazsan bulaşır. Ya, hayır bir kişiden sen o, o bir kişiyle o bir kişi o bir kişiyle yakın temasa geçmen gerekiyor. Zaten virüs bulaşma yolu biliyorsun pandeminin ilk günlerinde herkes bir marulları sabunluyordu ya manyak gibi. Ee, ayakkabınız sabunluyordu şeyle sabunlanıyordu falan filan. Sonra anlaşıldı ki belli bir virüs yükü gerekiyor. O virüs yükünü alabilmek için de birisiyle yüz yüze, yüz yüze belli bir yakın mesafeden birbirine tükürük saçarak, e, şey yaparak o e, partikül e, havaya partikül atarak konuşman gerekiyor. Yoksa sen buraya dokundun arkandan geldim ben dokundumdan virüs bulaşmadığını. Şimdi o kadar virüs yükü olmadığını zaten. Ciddi bir obsesif bir durum da oluyor Ka bu kaç, arada. Kaç aydır anlatıyorlar değil mi? Ama sanılıyor ki sanılıyor ki gösterilerde böyle bir şey olacak. Gösteride yani sen bir koltuk arada sen şurada oturuyorsun ben burada oturuyorum. Biz birbirimize konser seyrederken ben ne yapıyorum? Ya da tiyatroya da konser seyrederken ne yapıyorum? Yani böyle bir şey şey miyim ben? Fıskiye gibi bir şey mi atacağım sana? Eğer şey Eğer biraz daha devam ederse bu durum evet sektör dökmeye başlayacak. Çünkü Hı. bu firma sahipleri, mekan sahipleri, çalışanlar, efendime söyleyeyim, müzisyenler kimse para kazanmıyor şu an abi. Hiç kimse. E tiyatroda da öyle söyleyebilirim. Sen kesinlikle. tiyatroda da. Yani tiyatrocular, fedakar oyuncularımız ben dahil. Yani e, birçok yere turneye gidiyoruz. Ben sadece yemeğe karşılığında yani tiyatromda para almadan e, turneye gidiyorum ve sonra diyorum ki ben bu kadar ee, cüz'i rakamlarla niye memleketi dolaşıyorum? Sonra diyorum ki evet memleketi dolaşıyorum ama şükretmem lazım. Sonuçta benim bir işim var. Tiyatro evet. yapabiliyorum diyorum. İşte biz işimizi yapamıyoruz abi. Maalesef evet. konserlerimizi yapamıyoruz. Ee, bu durum çok büyük bir yara. Herkes de bu bu durumdan mutsuz ve müzdarip. Herkes sesini çıkarmaya çalışıyor. Ama e, bir şeylerin doğru gitmesi lazım. Bir de ben şunu şu konuda çok ciddi olarak yani bilim kuruluna eğer bunu kimse söylemiyorsa yani bilim kurulunu hedef alarak bunu sürekli konuşmaya başlayacağım belli bir e, günler içerisinde. Çünkü çok beni rahatsız etmeye başladı bu konu. İnsanlar sokakta yürürken maske takıyorlar. Niye? Ağaçlar ve sokak lambaları mı saldırıyor onlara? Sonra bir yere geliyorlar oturuyorlar hemen maskeler çıkıyor. Çıkma ne efendim fiziksel bir şey, adam ağzına bir şey koyacak, yiyecek ya da bir şey içecek falan sonra takmıyor maskesini. Maskeyle oturmuyor ve bütün konuşmalar yakın mesafeden şeyle yapılıyor, maskesiz olarak yapılıyor. Sonra herkes ayağa kalkıyor ve maskelerini takıyorlar ve gidiyorlar. Tekrar ağaçlar onlara saldırıp virüs bulaştıracakmış gibi bir kere bu salaklığı herhalde birisinin açıklaması lazım. Yani aslında sen e, bir yere gidince, e, bir yere giderken, yolda yürürken... Yani şey demiyorum, metroya binmek, otobüse binmek, kuyruğa girmekten söz etmiyorum ama... Bir yerde açık havada yürürken sana ağaç mı saldırıyor? E sonra gidiyorsun bir yerde çıkarıyorsun bu maskeyi. Korkunç salakça şeyler e, anlatılıyor. Bunun niye niye yapıldığını anlamıyorum. Ve hiçbir yerde... Hiç mesela müziği yasak diyorsun. Burada konseri yasaklıyorsun. Kebapçıya gidiyorsun. <laughs> yeah. tek düğüm, ko korkunç dürüm. gürültülü tekno müzik eşliğinde kebap yiyorsun. Diyorsun ki <laughs> adama arkadaş siz müzik mi satıyorsunuz? Bu kebabı mı satıyorsunuz? Diyor ki ben diyor kebabı satıyorum. E diyorum kafamı şişiriyorsun şunu kapatsana diyorsun. Olmaz diyor. Niye? E diyor yan masadakilerin konuştuklarını duymaman lazım. Niye? CIA mi var yan masada? <laughs> Uyuşturucu baronları mı oturuyor ne yan masanın özelliğiyle. Böyle geri zekalı işletmeler var. Hiçbir yerde müziği kapattıramıyorsun ama konser yasak. E konserde zaten hepimiz aynı yöne bakarak adamı diyor. Burada karşılıklı oturuyoruz seninle. Orada müzik çalıyor. Biz birbirimize sesimizi duyurmak için bir de bir şeyler yiyip de ağzımızda o yediklerimizden dolayı tükürük ifrazatı da arttığı için bol tükürüklü bir şekilde birbirimizle bağırarak konuşuyoruz. Bunu kimse gelip engel olmuyor buna. Ama konser yasak. Biz ban ağzımızda şeyle oturalım, evet, bir e, maskeyle oturalım, yok birisi yani. bize konser versin, maskeyle dinleyelim. Ne yapıyor? Şarkıcı üzerimize mi tükürüyor konserde? Böyle gerizekalılık olur mu? Çok sinirlendim reklamı. <laughs> Hanımlar Beyler, Nokta TV 100 ekranlarında Koray Avcı ile devam ediyor. Biz de özellikle iki sanatçı bir araya gelmişken, e, bu ve pandemide bütün dünyada vaka sayıları bu kadar artmışken, e, tabii ki kendi sektörlerimizle ilgili konuyu da sohbet babında konuştuk. E, zaten e, Koray'ın da böyle bir fazlaca deşilecek, ee, bir noktası ben e, çok... sansasyonu yok. Ya, var abi niye? Ha, yok tabii. Yok yok. Biz kendi halimizde öyle. Şimdi bir sansasyonel olabilecek şey bence dövmelerin, dövmelerinle ilgili hakikaten merak içindeyim. Şu sesi gülen adam dövmesini bir fotoğraf olarak görelim istiyorum. Tamam. Peki <laughs> arkadaşlarımız hazırlasınlar onu. Sesi gülen adam. Koray bunu sırtına yazdın. Sesi gülen adam. İşte şimdi burada görüyoruz. Burada da hakikaten pek hoşsun. Ve dövme de çok güzel <laughs> e, yapılmış. E, tabii güzel ama sesi gülen adamımı gösteriyorsun? Vücudunu mu gösteriyorsun? E, hakikaten ilginç de bir fotoğraf. Akşam güneşi güzele gelirmiş. Akşam güneşi gelmiş üzerine. Teşekkür ederim. Biz öyle görüyoruz biraz değil mi? Böyle e, güneş kızarıklığı gibi. Ne demek sesi gülen adam? Sokakta müzik yaparken birçok kişinin bu mahlızı bana söylediklerini fark ettim. Vallahi ve birbirini var. tanımayan birçok kişi sesi gülen adam. Belki de birbirleriyle ortak bir karar almışlar. Yani sesi gülen adam dediler bana ve bir gün sokakta şarkı yani söylersen ses ses tanınla ilgili bunu söylüyorum güzel değil Gülen evet yani ses tınız. ya o bir mahlas yani evet, sonra güzel. Bir, biri geldi böyle sokakta çok iyi hatırlıyorum böyle dedi bir teyze sen sesi Gülen adamsın dedi bu lütfen bu mahlası kullan biz sana bunu yakıştırıyoruz hoşumuza gidiyor dedi ben de hoşuma gitti ve Koray Avcı'nın altına yazmaya karar verdik albümlerimizde de yazıyor sesi Gülen adam diye yani daha sonrasında bu dövmenin de hani ben iğneden çok korkarım bu arada. Çok zor yani çok evet, fazla ama deve yok. gibi yazdırmış. Evet işte, işte ya. yani ben <laughs> yani sonuçta tanımadığınız bir insan sizin hakkınızda bir bir, hmm. bir bir mahlas bırakıyor ve bu benim bir hatıram. Yani adam kendi stüdyosuna kocaman kendi isminin baş harfini koyuyor böyle bu kadar. Hmm. Bu kadar koyuyor. O burasına bu kadar ismini koyuyor evet ama ara sıra kolunu kaldırdığın zaman da World Tour 2015 yazıyor ben evet bunu normalde bunu da bu dövmemin altına yaptıracaktım ve bu dövme bitmeyecekti benim İşte dünyada gittiğim her yerin e, ismi yazacaktı şehri yazacaktı evet. dövmecim dedi ki sen kafayı yemişsin böyle bir şey mümkün değil dedi yapmam dedi yani peki sırtına. o biraz demode olmadı mı 2015 oldu 2015'te başladım ha başladın ha daha devamı, yıllar devamı şey yazmadım yani devamı yok devam ediyoruz hmm. hala. Yani 2000 dünya dünya turuna 2015'te başladım. Her sene aa, yaptığım için bitmiyor aa. devam ediyor yani. Ha, peki o bitirdiğin şey mi gelecek oraya? Vallahi buraya sonsuzluk yazalım dedim. Çok komik olur dedi. Tamam dedim o zaman boş kalsın bir şey yazmayalım dedim. Bu dövmeyi de yurt dışında yaptırmıştım. Hmm. Ee, ve gerçekten hani çok canım acımıştı bazıları şey dedi buna mesela Peki kolunda yazan ne yaptı o, o albüm e, ismi ve albümde yazan e, şey e, yazı tipi hatta diğerleri de burada hmm. üçünü yazdım dördüncü de yazacağız hmm. buraya ama bilmiyorum dövme, dövmeyi seviyorum abi ve bu benim dinleyicilerimden hatıra bana bir de sırtımı görmüyorum fazla yani hoşuma gitti benim. Ben sevdim. Bu benim kendi kararım. Benim bedenim. Benim tenim. <laughs> ee, böyle bir şey yaptırmak istedim. Çok da hoş olduğunu düşünüyorum. Bazen erkekler, anı... kadınlar erojen bölgelerine de dövme yaptırıyorlar. Öyle bir şey yok değil mi? <laughs> yok abi diye. Evet. Niye öyle bir şey yaptırıyor? Onu zaten göster diyemeyiz de. <laughs> yok yok. Öyle bir dövmem yani, yok. Yani. Bir de onu kaldıramam o acıyı. Yani, yani evet. evet. <laughs> Okan abi çok tatlısı. <laughs> şey. <laughs> Hayır ama bazen hanımlar da yaptırıyorlar. Yani genelde ee, ne, ne deniyor ona hanımlarda dekolte bölgeleri mi deniyor ee, bir şeydi degaje bölgesi dekolte bölgesi kalçasında oluyor göbeğinde oluyor yani dövme bir sanat ve ciddi evet. bir sanat ve ben istiyorum mesela bütün bütün bacağı doldurmak istiyorum yani böyle değişik dövmeler yaptırmak istiyorum Hı -hı. hoşuma gidiyor ama tabi Mesela böyle bir kıyafet giydiğinde bu kolumu doldurduğum zaman çok e, sıkılma ihtimalim var. Ya da ne bileyim hani buna cesaret edemem ama çok görmeyeceğim. Sadece yazdan yaza görebileceğim yerlerime yaptırabilirim yani. Ama sırtımdaki dövme benim için çok manevi diye yüksek. Hı -hı. Çünkü orada bir hatıra var ve insanlardan bana kalan bir hatıra. Yani bir gün dünya beni, hayat beni nereye götürür bilmiyorum ama e, sırtıma dönüp bakabilirsem ya da birilerine gösterebilirsem bunu ben müziğe başladığım zaman beni seven insanların koyduğu bir ismi sırtıma kazıdım diyebilirim yani. Bu komik gelebilir başkalarına ama bana göre manevi değeri çok yüksek ve hep kalacak orada yani. Güzelmiş hakikaten. Peki şu uh... Şey bunu TikTok <laughs> videonu yayınlamak istemiyorum aslında bana çok. Abi hiç önemli değil ya hiç <laughs> problem değil. Mecra'yı. mecrayı... Yani TikTok'ta yayınlan yayınlanmış benim yayınlamam kabahatmiş gibi. Me Yo Mecra'yı ha. güzel kullandığınız takdirde <laughs> hiçbir problem yok. Yani biz de komik olabiliriz. Biz de değişik şeyler yapabiliriz. <laughs> eğlenebiliriz ya da birisine birisinin bir, 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 orada bir parça var ona ona destek olabiliriz. Onun yanında olabiliriz. Bunu beğendiğimizi gösterebiliriz. Biz de e, göbek atabiliriz abi. Evet, evet. Her şey yapabiliriz evet, yani. Evet. Hani e, gerçi hani bana sanatçı demezler. O o kategoriyi hiçbir zaman koymak istemediler. E, canları sağ olsun. Niye, Ama kim, kim bu? E, bir sanat icra etmediğimi düşünen insanlar. Niçin bu? Tabii ki bir sanat icra ediyorsun. Nasıl olabilir ki başka türlü? Çok teşekkür ederim. Ay tabii ki. Ne demek? Estağfurullah. Yani bunu benim söylemem gere gerek yok. Ee, bir kere her şeyden önce bir müzisyensin, bir yorumcusun. Yorumcu olarak da ve müzisyen olarak da ve hatta biraz önce burada canlı olarak e, yazdığın e, şiiri. E, seslendirdin, okudun. Yani o şiirdeki sözlerde senin aynı zamanda bir şair olduğunu da gösteriyor. Yani belli bir şey, belli belli bir e, bu, bu konuda zaten bir onaylanma ihtiyacının olmaması lazım. Bu kadar. Hayatımızı bu, veriyoruz yani buna. Yani şu Ve... anda Türk, Türk müziğinde yani Türk müziği derken bütün müzik türlerini, e, bu ülkede yapılan bütün müzik türlerini içine sokarak söylüyorum. En çok çalışan sanatçılardan birisi herhalde en çok belki de sen çalışıyorsundur. Pandemi öncesinde çok uçak evet. Oradan oraya koşturuyordun, konser veriyordun. Ya yani bu kadar insan yanılıyor olabilir mi senin Evet, doğru söylüyorsun. Da... Yani haksızlık yani, etmeyelim. Evet, evet. Ya yani böyle böyle bir şey mümkün değil. Ama hayatımızdan çok e, verdiğimizin farkına varıyorum bazen. Ve bir gün böyle uyandığım zaman kendime şunu diyorum yani gerçekten buna değer mi? Hani birçok şeyden mahrum kalıyorsun sadece işe odaklanıyorsun ve bunun için yaşıyorsun. Sen de öylesin abi. Yani hep işindesin, hep işinle ilgileniyorsun, hep bir şeyler üretiyorsun. Ee, bir hayalim var. Son nefesime kadar şarkı söylemek istiyorum. Güzel. Ee, her hiç kimse dinlemese bile 10 kişi de karşımda olsa o şarkıyı söylemeye devam edeceğim. O yüzden yer mekan benim için fark etmiyor. Hmm. Yeter ki şarkı söyleyebileyim. Çünkü hayatımdan o kadar memnun ve mutluyum ki. Hani her zorluğa rağmen her negatifliğe rağmen, her probleme rağmen ben uyandığımda mutlu olmayı başarabiliyorum. Ve işimi yaptığım zaman o yaşadığım hazzı ve heyecanı tarif edemem. Yani her konser sonrası o heyecanı en fazla menajerim görebiliyor çünkü o kuliste. Yani o şahittir. Çok keyif alıyorum abi. Yaptığım işi o kadar çok seviyorum ki kendim ya da başkasının şarkısını okuyayım hiç fark etmez. Tabii ki. Ben şarkı söylemeyi seviyorum. Ve benim bir hikayem var. Ve ben hikayemi Devam ettiriyorum yaşamaya. Hala devam ediyorum. Hala bir şeyler öğreniyorum. Ve hala bir şeyler katıyorum kendime. Ee, bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ve her şeye rağmen, her şeye rağmen bütün konserlerim hep doldu. Beni hiç yanıltmadı kimse. Bunun için herkese minnettarım. Ee, bu görevden daha öte bir hal aldı artık. Şarkı söylemek başka bir şey abi. Bunu yaşıyor olmak da çok özel bir şey. Herkese kısmet değil bu durum. Çok teşekkür ediyorum o yüzden herkese. İyi ki varlar. E ne güzel bir şey ya. Kapanış konuşması da böyle. <laughs> çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Haftaya yine aynı gün aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.